Evet, 6 yeni bakanlık oluşturuluyor, 8'i gidiyor. Şu yorumlar yapılıyor, acaba başkanlık sistemine doğru mu gidiliyor? Biraz benziyor yapı deniyor, bakan yardımcılıkları getiriliyor. Hatta o bakan yardımcısı üniversite mezunu dahi olmak zorunda değil. Başbakan Erdoğan şu şekilde örnek verdi. Yine Sayın Vehbi Koç'a bakın, diğerlerine bakın, iş adamlarına bakın. Hani hangisi üniversite mezunu? Biz burada işin ehlini alacağız dedi. Bizimle gelecek, bizimle gidecek. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Şimdi birincisi başkanlık sistemi yorumlarına birebir katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Olabilirdi ama şart da değil. Niye? Çünkü Avrupa'da da başkanlık sistemi olmayan pek çok ülkede, mesela Almanya'da da bu bakan yardımcılığı sistemi var. Bakan yardımcılığı sistemi kötü bir sistemde değil açıkçası. Çünkü bakanlar genellikle işinin ehli olmayabiliyorlar. Yani eldeki milletvekili havuzundan bir bakan seçiyorsunuz ve o havuzda her zaman her bakanlığa uygun isimler bazen bulunmayabiliyor. Ya da bakın işi, bazı bakanlıklar var ki bakın işi çok yoğun. Neresi Enerji Bakanlığı, neresi Ulaştırma Bakanlığı, neresi Ekonomi Bakanlığı. Buralarda o yoğunluğu paylaşacak bir başka birisi daha gerekiyor. Üniversite mezunu olmama şartına ben de katıyorum. Yani düşünün mesela şimdi Bill Gates'i Türkiye'de bir teknoloji bakanlığı kursanız, Bill Gates'i Türk vatandaşı olsa başına koyamıyorsunuz. Niye? Çünkü adam üniversite mezunu değil. Steve Jobs da değil. Yani hiçbiri değil bunların. Girmişler, Harvard'a girmişler, bitirmemişler, ayrılmışlar. İşte Vehbi Koç örneği de bir örnek belki ama hani çok doğru bir örnek olmayabilir ama mesela bence şey örneği daha iyi. Ne bileyim Steve Jobs örneği veyahut da Bill Gates örneği daha uygun bir örnek. O yüzden ya da ne bileyim işte önemli bir sektörde kıymet arz eden birini bir yere getirmekte zorlanıyorsunuz. O açıdan da bence bir yanlışlık ama bu ne kadar yürür ben onu merak ediyorum. Yani Türkiye gibi bir ülkede. Çünkü bugün bakanlarla müsteşarlar arasında, yani bakanın bizzat kendi atadığı müsteşar arasında bile zaman zaman gerilim, zaman zaman çekişme oluyor. İkili bir yapıda neredeyse iki başlı olacak çünkü bakanlıklar ve zaman zaman büyük ihtimalle, zaman zaman değil büyük ihtimalle genelde müsteşarlığa atanan siyasi kişilik bakanın önüne geçmeye çalışacak. Bu bakanı rahatsız edecek. Kendi arada bir çekişmeye girecekler. Benim buradan gördüğüm bir başka şey daha var. Başbakan Erdoğan'ın son dönem çalışma üslubuna baktığınız zaman bakanları pek kale alır bir hali yoktu. Yani bakanları biraz devre dışı bırakmıştı bazı bakanları. Doğrudan doğruya bakanın altındaki üst düzey bürokrasiyle kendi işini götürüyordu. Yani bakana talimatı veriyordu belki ama doğrudan doğruya o bakanın altındaki üst düzey bürokrasiye de direkt kendi talimat veriyordu. Bunu biliyoruz. Ya da bakandan bilgi almıyordu, doğrudan doğruya kendi kurduğu sistem içerisinde bürokrasiden bilgi alıyordu. Yani bürokraside kilit noktalara getirmiş olduğu kendi adamlarından bilgi alıyordu. Bunun da bakanlarda bir rahatsızlık yarattığı zaman zaman biliniyordu. Fakat güçlü iktidar, güçlü başbakan profili içerisinde bu rahatsızlığı bakanlar biraz bastırıyorlardı kendi işlerinde, seslerini çıkaramıyorlardı. Şimdi yarın öbür gün seçim sonrası iktidar bu denli güçlü olmaz ise, iktidar olmayacağı da belli değil ama büyük ihtimalle olacak. Bu denli güçlü olmaz ise iktidarın yapısı, milletvekili sayısı, bakanlarla aralarındaki sorunlar, sürtüşmeler daha üst düzeye çıkabilir ve hükümetin geleceğini etkileyecek konuma gelebilir. Bir ilginç nokta şu, Başbakan Erdoğan seçimi kazanmış gibi davranıyor. Yani seçime 3 gün kala, şimdi bugün önümüzdeki çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi var, 3 gün sonra seçim var. Seçime 3 gün kala bunu yapıyor olması şu demek, ben kazandığım seçimi ve bu şekilde ben de onu Sayın Burhan Kuzey'e birazdan telefonda soracağım. Birazdan bağlayacağız kendisini. Şimdi bu bakan yardımcılığının esas amacı ne olabilir sizce? Aradaki müsteşar görevi görmüyor muydu? Görüyordu işte. Şimdi siyasi yani mesela Almanya'da müsteşarlar vardır. Onlar da partilidir. Onlar da bürokrat değildir. Atamayla gelir. Hükümetle beraber gelirler. Hükümetle beraber giderler ve atanırlar. Çoğu da o partinin milletvekili olabilir veyahut da o partinin üyesi olabilir. Başbakan'a atamayı yapana yakın isimler olabilir. Benzer bir şey yapacak. Biraz daha kadro açıyor. Biraz daha kendine yakın isimleri, milletvekili yapmadığı, yapamadığı dengeler yüzünden bakanlık veremediği isimleri de o şekilde değerlendirecek. Ama ben bunun Türkiye gibi bir ülkede ciddi bir siyasi karmaşa, bakanlar açısından rahatsızlık yaratacak bir şey olabileceğini şimdiden öngörüyorum. Başbakan da öngörmüştür. Ama hani başbakan diyor ki ben güçlüyüm, karizmatiyim, kimse de bana sesini çıkaramadı bu yerlere. Bundan sonra çıkaramaz. Biraz bakanlığı taca çıkarma formülü gibi geliyor bazı bakanlar açısından. Bazı bakanlar açısından da yükü paylaşma formülü geliyor. İnşallah yükü paylaşma formülü olur da taca çıkarma formülü olmaz. Çünkü sonuç olarak sorumlu olan bakan görecek siyasi açıdan ama bir yandan da bir siyasi konumda bir müsteşar olacak.
Evet. Bilemiyorum. Tabii oraya yapılacak atamalar olacak. Da çok ciddi problem yaratabilir. Yani kim gelecek oraya? Gelen neci olacak? Yani kimin yakın olacak? Kimin yakın olacak? Vesaire. Mahalle arkadaşı mı olacak? Ne olacak? İşte ya da bir tarikat, cemaat, hı-hı, bilmem ne falan oralardan mı gelecek? Bütün bunlar zaman içerisinde basın irdeleyecek zaten. Sorun yaratabilecek şeylerdir ama dediğim gibi yani Başbakan Erdoğan gücünden o kadar emin ve o kadar rahat ki ben yaparım kardeşim deyip geçiyor. Seçim sonucundan da emin. Seçim sonucundan emin olmasa zaten seçime 3 gün kala seçimden sonra olacak kabinenin nasıl olacağını çıkamazdı. Peki Sayın Altay, şimdi yeni Bakanlar Kurulu 25 üyeden oluşuyor. 20 icracı bakanlık, 4 başbakan yardımcılığı dendi. Biraz bakanlıklara bakalım. Avrupa Birliği Bakanlığı mesela zaten, nasıl değerlendirdiniz? Zaten var gibiydi biliyorsunuz. Evet, var gibiydi. Var gibi. Bu o çok doğru bir hareket. Yani şimdi bir takım bakanlıklar, işte başbakan yardımcılığı ve devlet bakanlıkları. Hı hı. Şimdi her devlet bakanlığına bir takım kurumlar bağlı ve adı bilmem neden sorumlu devlet bakanlığı. Bunun adı o olsun yani aileden sonra devlet bakanlığı olacağına aile bakanlığı olsun. Evet. Ekonomiden sonra devlet bakanlığı olacağına ekonomi bakanlığı olsun. Ne bileyim denizcilikten sorumlu devlet bakanlığı olacağına denizcilik bakanlığı olsun. Yani niye o zaman adaletten sorumlu devlet bakanlığı değil de adalet bakanlığı ya da yollardan sorumlu ulaşımdan sorumlu bakanlık değil de ulaşım bakanlığı. O yüzden o doğru yapılmış bir iş yani anlamsız bir şey vurgu kaldırılıyor ortadan. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bence mesela bu yanlış tabii bence hani ahkam kesecek noktada değilim ama biz gazeteciler her konuda fikrimizi söylemeye bayıldığımız için Teknoloji Bakanlığı ayrı bir bakanlık olabilirdi. Yani Ar-Ge ile ilişkilendirmek isteniyor. Yani Teknoloji Bakanlığı ayrı bir bakanlık olabilirdi. Ama hı-hı, Sanayi Bakanlığı altında olması çok yanlış. Fakat sanayi dediğiniz zaman yani o kadar geniş kapsamlı bir iş ki teknolojinin Türkiye'deki ve dünyadaki önemi de gözün alındığında ayrı bir bakanlık olabilirdi. Ve altında bir bölüm olabilirdi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Burada sanki FDA benzeri. O da doğru. Yani şimdi baktığınız zaman Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye'de gıda sektörünü de kontrol, hı-hı, ediyordu. Şimdi onun da adının içine konması yani ne bileyim bir ürün piyasaya vereceğiniz zaman, hı-hı, iznini şeyden alıyordunuz. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alıyordunuz. Evet. Bu ürün tarım ve hayvancılıkla ilgili olmasa bile gıda olunca. Şimdi onu da içine almaları çok doğru bir şey. FDA gibi tam değil ama FDA biraz daha Sağlık Bakanlığı'na. Evet. Ama burada onayda zannediyorum herhalde. Bazı onaylarda orası, bazı onaylarda yani marketlerde raflara satılabilir gıda ve ne diyeyim ilaç olmayan ama işte gıda takviyesi gibi şeylerde oraya OTC'lerde tam bütün OTC'nin tamamı değil. OTC'nin bir kısmı yine bakanlığa, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olacak herhalde. Hı-hı. Ama işte ne bileyim çocuk maması gibi şuydu buydu falan, hı-hı, bir takım şeyleri Tarım Bakanlığı'nda sorulan şeyleri de gıda olarak onun içerisinde kontrolü ve onayı konusunda zaten oradaydı yani. Evet. Adını koymuşlar sadece. Peki.